Teşekkür ederiz. Evet, size bu skeç için bir sorum var. Türk dizi tarihinde unutamadığınız diziler neler vardır? En böyle... Arka Sokaklar, Asmalı Konak, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü... Aliye. Aliye. Kardeş. Bilal, sen de olmasan Aliye demeyecekler, biliyor musun? Bir kişi bile demedi, biliyor musun? Sevgili izleyiciler, teessüf ederim. Benim ilk dizim Aliye'ydi. Biriniz de Aliye demediniz çünkü ben Aliye'de çok önemli bir rol oynuyordum. Ben Aliye'de Aliye'nin dayısının komşusunun oğlunu oynuyordum ve hatırlamadınız, aşk olsun ya. Şimdi bu saydığınız bütün dizilerle ilgili bir yolculuğa çıkacak karakterimiz. Hepsinin böyle artık kendi monoton hayatından sıkılmış bir karakterimiz. Bütün dizilerin içinden böyle girip çıkacak. Dizimin dibi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ya oğlum şunu çatalla ye ya. Elimin en yiyeceğim baba, elimin en yiyeceğim hepsini. Lengleç, ayı. Damacan ailesi, çay... basa basa şöyle ağzını koy da. Şu çay yetmiyor. Kız bu çocuk. Ne oluyor Nizam? Ya bunaldım ben ya. Vallahi depresyona girdim, biriniz de sormuyorsunuz ya. Daraldım. Her gün aynı şeyler. Her gün aynı sen. Aynı Hakan. Aynı kahvaltı sofrası. Keçi peynirine ne diyorsun, dün yoktu. Allah zavallı. Bunu kapının önüne koyalım. Biri vallahi alır biri ya. Ne olur ya. Yeter ya. Sen bizden sıkılıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Ya, bütün gün şurada oturup eski dizileri izliyorsun. Evet efendim. Çünkü eskiler çok güzeldi. Eskiler ne kadar güzeldi ya. Niye eskiden ne vardı ki baba? Sen yoktun mesela Hakan. Eskiden sen yoktun. Çok da güzeldi oğlum. He, eskiden ben yoktum. Madem eskiden ben yoktum. He. Sen nasıl benim babamdın? Laf da sokamıyor. Gerizekalı bu ya. Yeter ya. Sabah sabah oldu ya. Günaydın canım ailem. Günaydın babacığım. Nereye hayırdır? İngilizce kursundan arkadaşlarla Taksim'de İngilizce pratiği yapacağız babacığım. İşte bu. Tamam. Vizyon sahibi bir aile bireyi. Sen elimin en yiyeceğim baba diyor. O kız. Gör de biraz Feyza. Tamam. Allah Allah. Kızım diye bir şeyler ye. Yok anneciğim, yemeyeceğim. Sağ ol. Neden babacığım? Sen de baban gibi depresyona mı girdin? He? Buhranlar mı basıyor? Bunalımda mısın? O yüzden mi yemiyorsun? Hayır babacığım, diyetteyim. Götüm değirmen taşına döndü. Görmüyor musun? Az önce dedim ki vizyon sahibi bir aile bireyi dedim. Götüm değirmen taşına döndü diyor. Vallahi sıkıcısınız siz. Hepiniz sıkıcısınız. Ya ne oluyor, baban bana kızıyor anne? Kızım bak, baban eski dizileri izlemiş. Allah'tan belasını arıyor. Arıyorum, ne var ya? Ya biz neden eski dizilerdeki gibi birbirimize racon kesmiyoruz? Hı? Neden bizim ailemizin içinde de entrika yok? Neden bunalıma girip, depresyona girip araba kullandığımızda kafamızı direksiyona vurmuyoruz? Neden? Arabamız yok çünkü. Doğru. Allah sıkıcısı. Vizyonumuz bu kadar. Hadi bu kadar vizyon. Hadi geçemiyoruz, hadi. Hakan, bana bak. Şu bankaya uğra, elektrik faturasını yatır. Bir dizi keyfimiz var, onu da kesmesinler. 50 lira. Evet. Bizim ev pille mi çalışıyor baba? Oğlum, baban eski dizileri izliyor ya, doları hala 3 zannediyor. Biz de biliyoruz. Dolarla mı ödüyoruz? Allah Allah, git lan işte öde de hallederiz, hadi ya. Sen Taksim İngilizce pratiği yapmaya mı gidiyorsun? Evet. E orada herkes Arapça konuşuyor. Oğlum. Şu kapıyı da bir yaptırın gözümün. Lan hadi ya. Nizam. He. Bitti. Ne bitti? He, Ayten. Boşanıyor muyuz? Öyle bir şey mi? Hayır, çay bitti. Entrika istiyorum dedin ya, sana şaka yaptım. Nasıl? Şakacı bir kadınım ya. Mizah seviyorum. Ben az önce dedim ya, benim ailem sıkıcı diye. Evet. Şakadan sonra anladım ki aynı zamanda gerizekalıymış.
Bana bak, senden boşanacağım Nizam. Seninle boşandığım gün evleneceğim. Ya hadi Allah aşkına. Vermesin sizi, kaçacağım. Abo, git Allah aşkına git ya. Aman kötü kötü şakalar. Ben dizi izleyeceğim. Buraları yavaş topla, kurban olayım ya. Sonra hiçbir şey anlamıyorum. İyi mi? Ana, çok güzel hareketler Eser. Ali'ymiş lan. Oğlum hiç mi değişmedin lan Eser? Hala bal dudaksın, kurban oldum. Elimizde büyüdün lan Dombil. Sana kurban olurum lan. Çok tatlı bebesin lan. Ulan Eser. Ali'ye böyle bir dizi değildi, git. Ayten, kapıya bakar mısın? Ayten! Ona da ben bakayım. Eser, kusura bakma. Adımız Nizam Haznedaroğlu. Kapıya bakıyoruz. Ben bu soy ismi hak etmiyorum ya. Hakan, oğlum hanımefendi kim? Tanıştırayım baba, Ferhunde. Ferhunde. Merhabalar, hoş geldiniz. Nesi oluyorsunuz oğlumun? Eşiyim. Eşi mi? Batakta mı, 101'de mi, nerede? Evlendik biz. Gerçi ben zaten evliyim ama sorun olur mu? Ya salak, ben de evliyim. Ne sorun lan? Ne demek sorun olur? Tabii ki de sor. Oğlum ne diyor lan bu? Ne diyor oğlum bu hanımefendi? Ne diyor? Ben seni bankaya elektrik faturasını yatırmaya göndermedim mi Hakan? Elektrik faturasını yatırmaya gittim. Evet. Elektrik aldım geldim baba. Aşk adamıyım. Hırslıyım. Gözüm yükseklerde. Bana para verir misin? Senin için çalıştığım bankayı soyarım. Aa. Oğlum sen bankada çalışmıyorsun ki, telefoncuda çıraksın lan. O zaman babamın cebinden aşırırım. Olsun, bir yerlerden başlamak lazım. Lan ne bir yerden Hakan? Ayrılır mısın oğlum lütfen? Dur. Evlendiklerine bak, hanımefendi evliyim ben ya diyor. Baba, sen yaşında benlik senden çok büyük. Bir sakin ol. Abla yaşında bu kadın ya. Geç ya, biraz oğlum, olur böyle şey ya, Allah Allah. Biraz. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu baba? Sesi duymadınız mı? Alttan gelmiştir. Alt komşudan mı? Allah Allah. Hanımefendi. Bakın ilk celsede boşanın lütfen. Benim tanıdığım avukatlar var. Avukat masrafında. Ne oluyor ya? Telefonum mu çaldı? Yok baba, telefon falan çalmadı. Oğlum ben gayipten seslerini mi duyuyorum? Allah Allah. Vallahi delirttin beni. Vallahi delirttin beni Hakan. Hanımefendi. Bakın ben bu ilişkiyi onaylamıyorum bu çocuğumla. Deliriyorum ben galiba. Ayten, biz müzik çalan koltuk mu aldık? Ne oluyor Nizam Bey sabah sabah? Geç lan, geç bunun yanına. Senin bu oğlun gitmiş, evlenmiş bu hanımefendiyle. Aman evlensin, ağzımızın tadı kaçmasın. Anneciğim, düğün için senin altınlarını alabiliriz değil mi? Al oğlum, ağzımızın tadı kaçmasın. Ay sizi şimdiden çok sevdim valide, gelin öpeyim. Ağzımdan öpme kızım, ağzımızın tadı kaçmasın. Lan ne ağzının tadı? Oğlan evlenmiş. Ya, gel, kadın Allah evlenmiş. Allah. Oğlan evlenmiş. Sus lan! Allah Allah. Bu nedir? Ay şimdi felç filan geçirirsin, ağzımızın tadı kaçmasın. Ulan bu... Bunun felçle ne alakası var? Bu felci geçiriyor mu oğlum? Bu ne? Bunu niye her felçliği örtüyorsunuz? Hayır, durun. Felç mi? Ha. Bunu ben anlarım. Doktor mu? Nasıl? Acıdı mı? Hayır. Aa. Felç. Lan böyle... Ay felç mi anlaşılır? Ne oldu lan? Baba!
kafama yürüyorsun. Allah'ım. Allah'ım. Sen manyak mısın? Sus ya. Kafamı karıştırıyorsun. Git lan. Git. Ben geldim. Gel kızım. Neler neler yaşandı. Bu Hakan gitti ya seninle. Geldi ondan sonra dedi ki baba dedi beni aşık oldum dedi. Kadın evlenmiş. Anan da ağzımı anan. Ağzım. Ne? Sabah şerifleriniz katır olsun babacığım. Katır mı olsun? Kızım sen İngilizceni geliştirmeye gittin. Türkçe nasıl bozuldu ya? Baba ben sana bir şey diyecek. Ben hamile. Hayır. Ben değildir. Ben diyor ki o hamile demek istiyor da Türkçesi bozulduğu için değil mi? O hamile. Hayır sen hamile. Değilsin. Anan mı hamile? Sen mi hamilesin? Sen mi hamilesin? Ben hamile. Sen değilsin bir dakika ya. Feruna Hanım siz mi hamilesiniz yoksa? Ben hamile. Evet, sen değilsin ben kızım hamile. Dur ya. Hakan ne olur sen hamile çık lan. Ya arada canım erik çekiyor ama... O hamilelikten değil, fakirlikten. Nasıl oldu kızım? Anlat. Uzun hikaye var. Çabuk anlat. Nasıl oldu bu olay? Saray çıkışı arkadaşa gittik, seviştik. Lan bu uzun hikaye mi? Bunlar nasıl oldu? Allah'ım kim o adam? Kim o adam? Çabuk buraya gelecek. Burada mı? Burada. Burada mı? Süleyman gel. Süleyman. Güzel. Baba başımı öneyim. He? Başımı öneyim, başımı öneyim. Niye lan? Baba başını öneyim sen. Lan damat geliyor diye ben niye kafamı öneyim? Al kafamı yedik. Lanet olsun ya. Kusura bakmayın. Aceleyle elim boş geldim. Ama daha sonrasında Eflak'tan bu odanı size bağlayalım. Ayten durduk yere Eflak'la bu odanı aldık. Efendim izin verin kızınız hatunum ola. Siz babam olasınız. Ana babam birinci Selim oldu. Senin ana... Yapma. Salak salak şakalar yapma. Padişahım eğer boşlarsanız sizinle ben de evlenebilirim. Kızım kaç kere daha evleneceğim? Bir dur. Bir dur. Şimdi hünkârım, benim size saygım sonsuz. Lakin ben bu ilişkiyi onaylamıyorum efendim. Estağfurullah. Çok anlayışlı adam ya. Hatunumla arama girenin tel cezası verüle. Gırtlağı kesile, kellesi alına. Bir de kaza oturttum ne dedik ya? Kızla dedik hemen karar vermeyin dedik padişahım. Kızım bir şey çek kurban olayım. Hemen peşin padişahım. Ne güleç adam bak gülüyor. Şöyle bir otur. Yanlış anlamışsın ilgilen. Demek ki. O zaman otura. Yanlış anladım. Buyurun şöyle bir konuşalım önce. İlgilen oğlum. Buyurun hünkâr. Nasıl beğendiniz mi? Beğendim. Baba hünkâr beğendi. Emin. Kim bu ne? Kim bu? Yeniçeriler mi bastı? Ne bu? Oğlum şaka yapmadan ilgilen kelle bizi alır. Yapma. Hünkârım atı valeye mi bıraktınız? Salak salak yapma. Yapma şaka ha. Yapma. Buyurun siz kimsiniz? Merhaba ben Ezel. Ezel mi? Ne için geldiniz? Bu kadın benim eşim. Oğlunuzdan intikam almaya geldim. Bu adamı asla tanımıyorum. Kızım iyi bak belki bununla da evlenmişsindir. Kimsin lan sen? Babacığım sıçacaksın yapma kurban olayım ya. İyi misin? Kimsin oğlum? Gözlerimin içine bak. Mukaddes Allah. Salak mı? Salak, sus atak bunu evden dedim. Bir de böyle dene, böyle bir bak. Ömer. Ömer ya. Tanınmamak için yüzümü değiştirdim. Nasıl değiştirdin? Bakın eski halim size tanıdık gelecek mi? Oğlum, intikam için buna değer miydi ya? Lan ne güzel adam mısın Ömer kurban olayım. Bir intikam için her zaman alınır oğlum intikam. Ya abi sorma ya. Doktoru ucuza getirdik böyle oldu Allah ya. Allah Allah. Ya ben size her şeyi açıklayabilirim. Açıkla oğlum. Lan niye açıklayacaksın? Baba! Bir dakika tamam çocuğa hemen ne tutuyor? Ateş sen de bir şey söylesene. Herkes öldürür sevdiğini.
Yeğen. Yeğen mi? Ama asıl mesele, asıl mesele, asıl mesele... Water mı? Hayır. Asıl mesele... Lan ne mesele? Söyle, vuracak ya. Şuraya ne yazıldıysa o. Yeğen. Yeğen ne ya? 25 yıllık karım bana yeğen diyor. Yeğen ne ya? Ya beyefendi, tamam siz de... Yok mu bizi kurtaracak bir baba yiğit? Aman Allah'ım! Kara Metin! Ne kubbedin? Bir dakika. Metin! Hayır, Kara Metin. Ne fark eder lan? Metin işte, de. Bu... Hani ben kurt murt bekliyordum. Bu sihirli annem tacı çıktı. Bu ne lan? Ben kurdum zaten ya. Baba tarafı biraz karı... Kırmayın ben, boş ver. Ya annemi de biraz kilo aldım. Götü göbeği saldım, o yüzden oldu ya. Hanımlar, beyler, gelin bana yardım edin. Hancının kızı yerlere düştü. Kara Metin, gel kurtar beni. Ne olursun köpeğin ya da kurt mu köpek mi ne olur gel. Kurtar beni ne olursun. Ya aman debelen bana de ya. Sabaha kadar debelen ya. Biriniz kurtar atlarım. Kurtarın beni. Gel ya, gel. Dur lan sen bir dakika ya. Tamam ya. Bana bak, sen dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Ne olur yapma. Çok zor durumdayız. Yapma böyle şeyleri. Kara Metin! Bizi kurtarasan, bu adam bizi esir ala. Kılıcını kalkanını koşana, bizi kurtara. Daha Viyana kapısına dayanacaktım, dayanamadım. Tut köpek. Hadi, koş. Sende yok mu ya? Hani var ya diğerinde şey yap diyor. Öyle yok mu sende? Tut, tut. Tut, tut. Allah hiç tutamam. Çok uzak yoldan geldim. Şöyle bir yatayım. Belki dinlenirsem tutabilirim. Bilmiyorum. Ya bu, bu ne lan bu? Pilates topu gibi o köpek mi olur? Bu ne ya? Çok kötü, çok. Allah o zaman iş başa düştü. Tamam. Sağ olun Adiler. Kış ne lan? Lan kış de, şunu soksana adama. Kış de, bunu ben de yaparım lan. Bizim filmlerde böyle. Ya kış, kış ne ya? Adamın elinde silah var, kavuşturacak şimdi seni. Allah'ına kış, kış yapıyor. Ayrıca bunlar çok demoda ya. Neyse, anlaşılan iş başa düştü. En iyisi ben bizim kurtları çağırayım da biraz kurtlarımızı dökelim. Ezel, Polat. Aa, siz tanışıyor musunuz? Biz aynı hastanede estetik olduk da. Bir daha o doktora gitmeyelim ya. Gerçekten ne hale getirdi bizi ya? Biz böyle miydik ya? Ben bu elleri bir yerden tanıyor gibiyim. Bu arada adım Elif, avukatım. Bana bak, sen karaktersiz misin? He? Ne olur bir tane seç oradan yürü Allah aşkına ya. Ne istiyorsun bu insanlardan Ezel? İntikam istiyorum. Sıkayım Musta. Bu kim? Sakin ol Memat. Lan böyle Memat'im olur. Bu ne kadar tatlı çocuk. Bu Memoş olur. Mehmet Ali olur. Nizam. Ziya Bey. Sen. Yeter lan. Sen bizim işimize karışma. Paşa kapat, ben seni sonra arayacağım. Ne yaşıyoruz ya? Ne yaşıyoruz? Sana şu müziği değiştir dedim sultan.
Ezel, ekmek yediği yere ihanet eden gün gelir ekmek yediği yerden mermi yer. Senin yaptığın gider, benim ancak hoşuma gider. Ne için yaşadığımı bilmiyorsam bir iç için ölürüm daha iyi. Biz iki yerde rahat ederiz. Bir, mezarda. İki, mahpusta. Benim rahat etmediğim yerde kimse istirahat edemez. Ne kadar dönersen dön, götün hep arkadadır. Arkada. Allah arkada. Çok iyi söylüyorsun. Ben boş yaptım, gaza geldim. Vurursunuz falan, siz devam edin. Doğru, kullanırım ben bunu. Siz burada bana racon mu kesiyorsunuz? Racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz. Aa, biz de. Nerelisiniz? Ya sus! Susun artık ya! Verme. Aa, ezeceğim. Oğlum, polisi ara! Polisi ara! Lan polisi ara sana! Abi ne yapıyorsun? Kaldır ellerini polis deyince üstüme alındım Aylin. Siz biraz safsınız galiba. Aylık ne kadar kazanıyorsunuz? Kızım ona da yürüme, kurban olayım. Dur ya. Tamam, konuşma kendi aranda. İndir silahları, at yere. Kimlik kontrolü yapıyoruz. Benim kimlik... Beyefendi, sizden başlıyoruz. Kimlik lütfen. Adam padişah çıktı abi. Padişah mı? Evet, anlatsın biri. Ne oluyor burada? Ben anlatabilir miyim efendim? Merhabalar, ben Nizam Hazdedaroğlu. Kendim bu evin sahibiyim. Biz klasik bir pazar kahvaltısı yapalım diye şey yapmıştık hep beraber. Ondan sonra bir anda bu mafya bey eve geldi. Mafya kaçırsa çatışması yaşandı evde. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok efendim. Yani biz ailece oturuyorduk değil mi? Öyle değil mi ya? Eşim olur, çocuklarımız olur. Şu ve oradaki sultan da. Sen de desene çocuklarımız diye ayten. Nizam, onlar bizim çocuklarımız değil. Hani ben sana gençliğimde bazı sanat filmlerinde oynadım demiştim ya. Evet. İşte onlar sanat filmi değildi. Baba, biz ne çocuğuyuz? Defolun. Hayır. Defolun. Güzel. Çıkın lan. Defolun lan. Çocuklarınla çocuğum değil. Şişt, defolun. Defolun. Çıkın. Çık. 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 Defol evinde. Allah'ım, ben kötü oluyorum. Osman'ım nereye gidiyorsun? Elin'in konu nereye gidiyorsun? Taksiye gidiyorum lan. Siktir git, kafam karışır ya. Defolun. Çıkın! Defolun evimde, onlar benim çocuklarım. Onlar. Bak, baş çantayı. O kadınla ilgilenmek. Bakar mısın? Bana yakın. Senin Feron dedi evde. Feron de kim? Hangi Feron? Kim Feron? Senin rüyanda Feron'u da görüyorsun değil mi? Neden kapıya bakmıyorsun? Niye bana yardım etmiyorsun? Kalkar mısın? Kaç saattir uyuyorsun ya? Bak şu kapıya. Kaç saattir mi? Evet. Hiç yardım etmiyorsun. Hala, hadi. Açık ya, ya Allah aşkına neredesiniz baba? Bir saattir kapıdayım. Sanki bana villada oturuyoruz. 2+1 göt kadar eve Allah Allah. Hakan. Efendim baba. Ferun de nerede? Abi, taktı. Ferun de kim baba? Oğlum vardı ya, kızıl saçlı, yılan bakışlı kadın. Nerede baba? Oğlum hani geldin ya, baba bize aşık olduk dedin, el eleydin. Sürpriz mi yapacaksın? Doğru söyle. Sürpriz ne? Oğlum geldin ya, biz seviyoruz dedin. Odaya mı koydun? Benim odamda mı? Hediye paketi gibi mi? Öyle bir şey mi baba? Oğlum ben niye odaya kız koyayım? Neden senin odana kız koyayım ben? Ben ma... Geç lan şuraya. Kızım bir dakika dur. Güzel. Nereden geliyorsun sen? İngilizce kursundan geliyorum baba. Aferin, tamam. Hem bugün çok güzel bir kelime öğrendim. Ne? Hello. Ne oluyor Nizam? Ya ne bileyim, ben garip şeyler yaşadım. Sen içeri gittin ya, mutfağı toplayacağım buraları falan diye. Ben orada duruyorum, zil çaldı, oğlan geldi. Yanında Ferun de diye bir kadın, el ele tutuştular. Baba, biz evleneceğiz dediler. Ne miydi Ferun de? Bir dakika oğlum.
Ondan sonra Berun'la geldikten sonra bir tane adam geldi. Ben dedi intikam alacağım. Berun'u güzel dedi. O bir dakika ya. Kız geldi arada. Kız geldi. Sultan olarak geldi. Saçları maçları sen kimle evlendin dedim. Kanuni Sultan dedi. Bismillah. Ve onunla evlendim ben dedi falan. Ya dedim yok mu bizi kurtaracak bir adam gelince. Bir tane adam geldi. Çünkü Ezel diye bir adam geldi. Ezel nasıl oğlum? Ezel diye bir dakika oğlum. Ezel diye bir adam geldi. Tekrar dön peki. Ezel de dedi ki ben dedi intikam alacağım falan. Allah'ım yok mu? Karametin geldi. Hep var ya film yerliydi. Karametin iyi mi? Ne lan? Bu nasıl bir yokluktasın sen ya? Karametin iyi mi? Nasıl bir sorun? Allah Allah ya. İşte gelen giden falan. Ben çok korktum. Garip şeyler yaşandı bir anda. Yani sonra herkesi kovdum ben. Öyle mi? Hani bizden sıkılmıştın? Ne güzel işte. Ya ben sizden sıkılmamışım yani. Ben sizi sıkıcısınız derken... Öyle demek istemedim. Ben anladım ki çünkü biz kendi yanında kavrulan çok tatlı bir aileyiz bence. Siz de çok sıkıcı falan değilsiniz. Ben size sıkıcı dediğim için özür dilerim. Ben sizi çok seviyorum. Siz saralım beni abi. Ne öğrendin babacığım? Hello. Allah ben de biliyorum baba. Merhaba. İyi akşamlar. Ben komşunuz Erşan Kanır'ı. Üst kat komşunuzum da çamaşır asarken bir çamaşırım sizin balkonunuza düştü. Onu alabilir miyim? Aa, o sizin miydi? Ben lazım olur diye içime sakladıydım onu. Buyurun. Buyurun. Alabilir miyim? Ne yapacaksın bana? Aa. He? Tam bana göre. Ben bunu biliyorum. Acı bacımana, bacıman şoförü, şoför uçağı, herkes uçağı. Kesin uçak ben olacağım bu hikayede. Herkes evet, bana... Ya. Başrol baba, baş... Peki kırmızı halı diyenler oraya geldi. Gerçekten bugün böyle büyülü bir gün ya. Yani kırmızı halıya geldiği iş, her karakter ayrı ayrı özenle işlenmiş. Arka sokaklardan karametini bilemedim. Gerçekten ailenin o sıcaklığı, o aile komedisinin verdiği şahane duyguları vererek Lazlı ya. Nasıl oynadın onu ya kardeşim? Ses mes kalmadı herhalde şu an. Yok gayet iyiyim. İyi. Zaten diyaframdan değil mi? Boğaz hiç zorlamadan. Gerçekten oyunculuk mu? Yani hacı... Aktör be. Kurttu normalde bu. Sonra Karametin'in köpeği oldu. Yoksa kurt olsa... Sanki kurt olsa... Bambaşka olsa... Siz bir de kurdu görün. Neler neler. Meltem al, karpet aldık. O zaman zile böyle hepimiz yanaşalım. Ömer de çalsın. Padişahımız çok yaşar. Bravo! Evet, bu sezonda gerçekten çok az al karpetimiz vardı. Kırmızı halımız çok az vardı. O yüzden yazarlarımızı tebrik ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde devam ediyor. Bravo!